Evet arkadaşlar merhaba yine ben geldim. Kenar Ortay bu sefer Kenar Ortay'la baş başayız. Kenar Ortay hakkında şurada küçük bir şey söyleyelim. Sonra Kenar Ortay sorularını çözmeye başlayalım. Bu benim üçgenim. Şuradan Kenar Ortay aldım. Şuradan da Kenar Ortay aldım. Bunu çektim buradan. Bu da Kenar Ortay. Çektim bunu bakın. Bu ne oldu? 1'e 2 oran. 1'e 2 oran. Bu tabana paralel oldu. Şuraya A dedim. Burası 2A oldu. Burası da 2A oldu. Bakın burası da A oldu. Şurada şuna bir dikkat edin bakalım. Burada ne var? Gördünüz mü? Papyon var. Burası K ise burası 2K oldu. Şurası X ise burası 2X oldu. Burası orta. Buradan orta olduğu için burası da ne oldu? 3X oldu. O zaman gördüğümüz 312 kuralı denilen şey bu. Demek ki şuradan kenar ortay varsa, buradan kenar ortay varsa bunlar aynı zamanda şurası ağırlık merkezi. Çektiğimiz zaman, şöyle de çektiğimiz zaman şurası 3, burası 1, burası 2 2'ymiş. Birazdan büyük yazaydık. 3'tür, 1'dir, 2'dir. Evet. Bunu görmüş olduk en azından. Başka bir şey daha gördük. Bakın burada ne görüyoruz? K'ya. 2K ağırlık merkezi. Buradan şurası ağırlık merkezi ise burası X iken burası 2X'tir. Son bir şey daha söylemek istiyorum. Bakın. Neyse boş bir kağıt alayım oraya yazayım. Bu pek hoş olmayacak. Şuradan alamadık. Aldık. Kenar ortay V ile gösteriliyor buraya B, buraya C. Şuranın tamamına da A diyelim. İki tane V, A'nın karesi artı A kare bölü 2 eşittir. B kare artı C kare. Bakın bu bu müfredat dışıdır. Ama işinize çok yarar. Kosinüs teoremi yapayım, kenar bulayım, yok dik indireyim, bilmem ne yapayım diye debelenip durmazsın. Buradan yapıştırır geçersin. Şimdi bakalım. AE 12 imiş. Burası 1'e 2 oranda ayrılacağı için şuraya 4 şuraya 8 diyebiliriz. BD 9'muş. O zaman şurası kalem tutmaktan parmağımız çöktü. Acıyor artık elim. BD 9'muş. Burası kaç? Burası 3 burası 6. BC de 10'muş. Burası 5 burası 5. Şurası BGE çevre BGE'yi sormuşuz. 6 artı 4 artı 5 kaçtır? 15. Görüldüğü üzere gayet lokum bir soru. Şamarla gitsin. Evet. G, A, B, ağırlık merkezi X uzunluğunu soruyor. G, A, B, ağırlık merkezi ise o zaman tepeden indirdiğim kenar ortay olmak zorundadır. Buradan tepeden bodozlama aşağı in git. Burası 25-25 olduğu için o zaman bu da 7'ye 7 olması lazım. Kenar ortay. X kenar üçgen. Şimdi 7, 25, şurası da kaç olacak? 24. 24'ü 3'e böldüğüm zaman ne oluyor? 8. Burası 8, burası 16. 1'e 2 olduğu için 3'e böldüm arkadaşlar. 8'e 16. O zaman ne oldu? Şuradan 7, 8, şuradan Pisagor yapmam lazım. 7'nin karesi artı 8'in karesi eşittir x'in karesi. 49 artı 64 x'in karesi 40 100 109 113 eşittir x'in karesi 113 çirkin. X kök 113. Evet. Hata yoktur inşallah. Kontrol de etmedik. Yapacak da bir şey yok. 3, 1, 2 kuralına geldik arkadaşlar. Bakın. Burası A ise burası 2A. Bunu söylemiştim. Bu da 2A. Bakın bu 1'e 2 oranda büyüyor. Burası 2A. Burası da 2A. Şimdi bakın şurada papyon var. 4 ise Y8. Burası ağırlık merkezi. Burası 8 ise burası 16 olacak. X de o zaman kaçtır? 12'dir. X'i 12 bulduk. Y'yi de 8 bulduk. 12, 8 daha. Burası kaç oldu? 20 oldu. Bu da lokum gibi oldu gitti. Bakalım ABC'nin ağırlık merkezi G'dir. Demek ki kenar ortayların kesim noktası. BC ne kadardır? AC ne kadardır? Sanki biraz üşütmüşüz gibi. 6 ise 3'tür. 3, 4. Şurası 5'tir. Bu kenar ortay olduğu için bu da 5'tir. Buradan uzattığım zaman 4 ise burası 2'dir. Buradan Pisagor yaparsam 36 artı 4 kaçtır? 40'tır. 4 çarpı 10'un kare kökü lazım bana. 2 kök 10'dur. Şurası 2 kök 10'dur. Burası da 2 kök 10'dur. BC dediğimiz yer 10'dur. AC dediğimiz yer 4 kök 10'dur üçgenimizde inşallah bir sıkıntı yoktur. 36, 16, 52, 2 kök 13'tür. Evet bir sıkıntı göremiyorum şu anda. Herhalde sıkıntı yoktur. Ben görmediğime göre yoktur arkadaşlar demiyoruz. Artistliğe gerek yok. Görmeyebilirsin, insansın, dikkat edeceksin. G ağırlık merkezi. Şurası 4. Şuradan şöyle yürüdüm. 2, 4, 2 daha 6. Şu ayırdığı parçalar eşit. Şimdi bu dik üçgen olduğuna göre burası 6. O zaman bu da 6, bu da 6. Hoppala hadi bakalım. Eşkenar üçgen çıktı şurada. Görmüyorsanız gösterelim. Buraya H diyelim. A, B, H. 6, 6, 6. Eşkenar üçgen. Aslında bir sürü yerden bulunabilir. Bunu buradan böyle uzatırsın. 6, 12. Buraya 6 kök 3 dersin. Şuraya 3 kök 3, 3. Buraya 3 kök 3. Dersin. Buradan pisagor yaparsın. 1'e 2 oranda ayırırsın. Birisi de çıkıp oradan Hocam ne gerek var bu kadar şeye falan diyebilir. Burası 60 derece. Şuradan şöyle dik indireyim. Burası 4 ise burası 2. Burası 4 olsun. Burası 2 kök 3 olsun. Buradan da pisagor yapayım hocam diyebilir. Haklıdır. Yapsın. Tutmayın. Olur. 16 artı 2 kök 3'ün karesi 4 kere 3 12. 4 çarpı 3 eşittir x kare 16, 12, 16, 26, 28 eşittir x kare. x eşittir 2 kök 7. Dediğim gibi birçok yerden bu sorunun çözümü mümkün. Şunu ben de tercih ederim. Şuradan Pisagor yapmaktansa daha tatlı olabilir. Yes. Ne oldu şimdi? A, C, 7. Bu kenar ortay, bu kenar ortay. O zaman şunu diyebilir miyim? Bu 8 ise burası 4'tür. Hadi bakalım. Şimdi şurası da diktir. Burası da diktir. Burası 10'sa çektim bunu. Bu 5'tir. Çok klasik bir soru. Şimdi burası dik. Burası da kenar ortay olacağı için. Şu da 5'tir. Bu da 5'tir. 8'dir. 10'dur. Burası da diktir. Burası da kaçtır? 6'dır. AC'yi soruyor. Şuradan Pisagor yapabilirim. 16 artı 36 eşittir. 52. 52 bana 2 kök 13 olduğunu gösterir. Şu parçanın. O zaman bu parçada 2 kök 13'tür. AC dediğim şey nedir? 4 kök 13'tür. Kendimi çok yorgun hissediyorum. Evet. 6 7 ABC'nin ağırlık merkezi G noktasıymış. Bugün günlerden ne? Ya böyle saçma sapan şeyler geliyor aklıma birdenbire ya. Bugün günlerden hakikaten ne? salı mıydı? 8 burası 4. 6 burası 12. Evet arkadaşlar bugün günlerden salıydı. Bu videoyu ben salı günü çekiyorum. Ee, doğru. Bugün günlerden salıydı. ABC'nin ağırlık merkezi. Bu ne saçma sapan bir şey oldu böyle. Hiç bu şekle inanasım gelmedi benim. Hiç hoşuma da gitmedi. Şekilde zaten çok abuk sabuk bir şekil oldu. Niye? Herhalde kafam güzeldi benim bunu yazarken. Burası 8, 4 daha 12. Bakın dik üçgenden buradan kenar orta indim. Bu da 12. Şurası da 12. Oğlum bu ne biçim 12 derler adama. Böyle şey mi olur? Yani 12, 12, 4 ve bak Allah aşkına şunu. Bu 12, bu da 12. Bunu çizerken neredeydin ya? Şimdi 4. Burası x. 12, 3 katı 3x. Zaten burada 4x eşittir 12. x eşittir 3. ec eşittir 9. Yani böyle bir üçgen gerçekte var olabilir. Böyle bir çözüm çıkıyor olabilir ama böyle bir çizim olmaz. Değil mi? Milleti eleştirdiğim şeyi ben yapmışım burada. Bravo bana. Geçtik. Demek ki onlar da böyle yapıyorlar. Burada şekil net olarak görünüyor mu arkadaşlar? Evet sanki görünüyor gibi. Keşke masayı biraz daha bu tarafa çekseydim. Mi? Evet biraz daha. Ee, şöyle mi olsa daha iyiydi? Hayır. Böyle olsa daha iyiydi. Evet ileri doğru ittirecektik aslında. Neyse ben şekilleri çok aşağı çizmişim idare edin. Burası 4, burası 8, burası 6, burası 3. Tamamdır. Şuranın alanını bulursam 6 tane alan. Bir şeyi söylemeyi unutmuşum ben size galiba. Şimdi hatırladım. Evet. Buradan kenar ortay. Buradan kenar ortay. Buradan kenar ortay. Vapura binip karşı yakaya gitme isteği doğdu. Vapurda böyle sallana sallana uyumak istiyorum. Neden? Hocam her gün vapura mı biniyorsun? Yok. Bugün vapura binmek istedim böyle deli deli şeyler geliyor birden aklıma. İki yıldır bilmedim bu bura. Burası A. Burası, A. Burası da 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 A. Haydi bakalım. Altı tane A. Bakın görüyorsunuz burada alanlar aynı. Şurası ağırlık merkezi ise gördüğünüz gibi. Demek ki bir tanesini bulsam yeter. Kurtarırım kendimi. Buranın alanına A desek A alanı nedir? 1 bölü 2. 3, 8, sinüs 30. Evet ne oldu şimdi? 1 bölü 2, 3, 8, sinüs 30. 1 bölü 2. Hadi bakalım. A alanı 6. Yapıştır baba şuradan. 6 tane A. 36. Görüldüğü üzere. Mis mis. Süper çözüldü. Evet bunu gördüm ve şu an üzüldüm. Şekli görünce keyfim kaçtı. Hoş değil. Çok çirkin. Vallahi keyfim kaçtı. Şaka maka değil. Burası ağırlık merkezi. Ağırlık merkezinden şöyle böldüğüm zaman eşit işte alanlar buluyorum bakın. Şu, şu, şu aynı. Böyle bir şey bölmüşüm. S2 alanı DE bölü BC 1 bölü 2. Yani burası x kadarken burası 2x kadar. Burada da başka bir şey var. Burada ne oluyor? KF 2 iken AC 3. Yani burası 2Y iken burası 3Y. Yani niye böyle keyfim kaçtı acaba? Her neyse hadi arkadaşlar boş verin şunu da çözelim. Arada bir geliyor gidiyor bana böyle. Burası 3Y burası 2X. Biz bunu 6 yapalım hepsini. 3Y'yi boş ver. Burası 6K olsun. 3 de 2 ise 6 da 4K'dır. Bu da bunun yarısıdır. Burası 6K iken burası 3K'dır. Yani yarı yarıya. Biz buranın tamamının alanını 6 alan diyelim. Şurası 6 alan olsa. Burası 3 alan. <laughs> burası da evet 4 alan. Hadi bakalım. 18 alan tamamı alan A B C 36. O zaman ne oldu arkadaşlar? 18 alan 36 A alanı 2. Evet. 4 3 daha 7. 7 alan 14. Bir daha tekrarlamama gerek var mı? Bilmiyorum. Yani biraz çirkin yazdım gibi herhalde var. Bana kızabilir bazı öğrenciler. Şimdi bakın sevgili öğrenciler, şöyle bir şey var. Bu benim üçgenim. Bu da ağırlık merkezim. Şöyle böldüğüm zaman ne oluyor? Alanlar eşit. Gördünüz mü? Şimdi şöyle şöyle bu yarı yarıya x'e 2x olduğu için 36 ya hepsi. 36'yı 3'e bölün 12. Şuranın alanı 12. Buranın alanı da 12. Bu yarısı olduğu için 6. Bakın buranın alanı da 12 olacak şöyle. Burası 3'te 2. 12'yi 3'e bölün 4. 2 katı 8. Bakın size sorulan yer 14 görüldüğü gibi mis gibi. Gayet de kolaymış. Uykum var benim ya. Uyumak istiyorum. Ne nazlandım değil mi bugün? Evet. Şimdi buradan ağırlık merkezinden geldim geçtim. Hadi bakalım. Öp babanın elini. Şimdi şurası 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 eşit. Bakın muhteşem üçlü oluşturdum. Özlemiştik zaten. Kaç gündür muhteşem üçlü görmüyorduk. Böyle bir muhteşem üçlümüz oldu. Şurası ne oldu? 22,5. Burası ne oldu? 22,5. Şurası ağırlık merkezim. 2. Burası K. Burası 2K. O zaman diki indirdim şuradan. 1'e 3, 2'ye 6. Şurası 45 derece. Niye? Şununla şunun toplamı şu dış açı. Burası 6. O zaman şurası da 6. Bakın. Şurası komple boydan boya 6 kök 2. O zaman burası 6 kök 2. 22,5. 22,5. Burası da 6 kök 2. Şurası da 6 kök 2. 12 kök 2. O zaman bunun komplesi 12 kök 2 çarpı 6 yükseklik bölü 2 36 kök 2. Evet. Gördüğümüz gibi arkadaşlar bu da lokum gibi oldu. Şekil bana böyle bir yamtri yamtri bakıyor sanki. Burası 22.5. Evet. Görüldüğü üzere. Bu da lokum gibi çözüldü gitti. Hadi bakalım güle güle. Yeter. G, A, B, ağırlık merkezidir. Buradaki bu çift çizgi herhalde DE değil. Neden? G ağırlık merkezi ise buradan gelen kenar ortaydır. Şu çift çizgi. Buranın da hepsi çift çizgi. Yani şunu pek dikkate almayalım biz şimdi. Birazcık o benim gözüme gözüme görünüyor fazla fazla. Hiç de hoşuma gitmedi onun orada durması. Şimdi buradan açı ortay, buradan ağırlık merkezinden geçtiğim zaman burada aşağıya kenar orta noktaya inerim. Burası 8 kök şurası 4 kök 3, burası 4 kök 3 oldu. Evet ama burada şekil baya bir çorbaya döndü açıkçası. Şimdi buradaki BG şu üçgeni bakın şuradaki şu küçük üçgen var ya şu minik olan şu arkadaşı şuraya alıp bir Şunun üzerinde bir çalışma yapalım. Şöyle dik yapalım burayı. Burayı 4 köküç. 12 köküç. Ortam yine sıcak oldu. Burası ve burası eşit. Hmm, aç ortay. Şimdi 4 köküç 12 köküç. O zaman ne oldu? Bazen konuşamıyorum kusura bakmayın. Şöyle şöyle. Burası A. Burası. Niye A diyorum ya? Manyak mıyım ben? 1. 3 katı 3. 9, 8, 2 kök 2. Burası 2 kök 2. 1'e 3. İvah, 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 ivah. Burası A, burası 3A. Değil mi? Şimdi ben burası 4 köküç alırsam, biri 4 köküç alırsam, bunu da 12 köküç almam lazım. Hepsini 4, kötüne, 4 katına alacağım. 4 köküç çarpı 2 kök 2. Evet. Ne oldu burası? 8 kök 6. Şuranın tamamı 8 kök 6. Burası 8 kök 6. Burası A, burası 3A. Zaten burası ne kadarsa, buranın 2 katı burası. Burası 8 kök 6 ise burası 16 kök 6. O zaman ben bunları niye yaptım? Bu açı ortay niye var? Niye var arkadaşım bu açı ortay ya? Sırf kafa karışsın diye mi? Deli miyiz abi biz? Bu açı ortaya ihtiyaç yok. At bunu. Evet. Çözüldü o da görüldüğü üzere. Burada ne var? Burada bir dünya İş yapılabilir. Zibilyon tane iş yapılır burada. Milyonlarca iş. İstediğin gibi takıl kafana göre. Şurası 8, burası 8. Bakın şurayı şöyle birleştireyim ben. Şurası kenar ortay. Değil mi? Burası 10. Bu da 10. Hoş. Şimdi burası x. Burası da 2x. Şurası 6 mesela. Burası 2, burası 4. Gayet rahat. Şuradan Pisagor yapabilirsin. 64 artı 4, 4x kare. 4'e böl x kare. 4'e böl 1. 4'e böl 16. Kök 17 eşittir x. Evet arkadaşlar lokum gibi çözüldü görüyorsunuz. Başka türlü çözemez miyim? Tabii ki çözerim. Niye çözmeyeyim ya? Bakayım. Olmadı mı? Oldu. 12, 3. 12'nin karesi artı 3'ün karesi eşittir. x, 2x, 3x'in karesi 9x kare. 12 çarpı 12 artı 9 eşittir 9x kare. 9'a böl 1x kare. 9'a böl 1. 9'a böl 16. 17 x kare x eşittir kök 17. Mevzu matematikse yaparız. Şimdi ne oldu? Kaçıncı soruyu bitirdik? 12. soruyu da bitirdik. Demek ki bugünlük de bitti. Geçmiş olsun arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Beğenmeyi unutmayın. Oraya yorum yazmayı da unutmayın arkadaşlar. Yorum yazın. Merak ediyorum neler düşündüğünüzü. Sizin yorumlarınıza göre hareket etmeye çalışıyorum. Bundan sonra daha sık video çekmeye çalışacağım. Konuları ilerleteceğim arkadaşlar. İnşallah tabii nasip olursa. Ara tatilde de video çekmeye devam edeceğim. Hadi bakalım. İyi akşamlar diliyorum size.